Evet arkadaşlar, kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir içerikle karşınızdayım. Daha doğrusu benim izleyicilerim için bir tık daha ilginç. Neden? Çünkü Lego yapacağım. Evet, Lego yapacağım. Yani daha doğrusu ben zaten Lego yapmayı çok sevdim. Ve ikinci Legom Paul Walker'ın arabasıydı. Bunun videosunu çektim ama maalesef çok kötü oldu. Umarım daha iyi bir şekilde size gösteririm. Dedim ki madem böyle bir seriye başladım, bunun niye devamını yapmıyorum? Ve evet, yanımda Yoda'nın elinde görmüş olduğunuz Dominic Toretto'nun arabası Dodge Charger RT var efendim. Şimdi bunun yapımına geçeceğim. İnşallah bu sefer video olur. Çünkü dediğim gibi böyle geçen sefer 1,5 saat, 2 saat uğraştım. Hem Lego'yu yaptım, videoyu çektim bir taraftan. Olmadı. Bu video beklediğimden daha fazla ilgi görür ise, eğer istediğim gibi bir beğeni, istediğimden daha fazla bir beğeni yorum gelirse, ben Paul Walker'ın arabasını yani GTR R34'ü komple söküp video kaydına tekrar başlayıp sıfırdan yapacağım efendim, yapacağım. Ama öncelikle bugünkü konuğumuz Dominic Toretto'nun arabası Dodge Charger RT. O zaman hızlı serisinden Dodge Charger'ımızı yap. Sadece egzozu 1, 2, 3, 3 parçadan oluşturuyorsun bak. Sonra da bunu alıyorsun, laps deyip katlıyorsun hocam. Bak ne oldu sana? Egzoş. Evet, ışığın kusuruna bakmayın. Dediğim gibi bugün çekimi biraz daha amatör. Ya daha doğrusu her çekimim amatör de bu bayağı bir amatör oldu. Masayı nasıl ayarlayacağımı bilemedim. Legoları nasıl koyacağımı bilemedim. 2 gündür bu Lego işiyle uğraşıyorum. Nasıl yapayım, öyle mi yapayım, böyle mi yapayım, bunu böyle mi çekeyim diye. Hatta başta zaten gördüğünüz bir kare farklı bir günlük çekimi beğenemedim. O yüzden buna geçtim falan filan derken neyse lafı çok uzatmayalım. Dominic Toretto'nun aracının ilk partı bitti.
İlk partta neler yaptık hemen şöyle hızlıca bir gözden geçirelim. Aracın komple arka tarafını hemen hemen neredeyse bitirdik. Egzozlarını koyduk, plakayı taktık. Stoplar hazır. Bu arada yaparken gösterdim ama bir daha göstermek istiyorum. Egzozu bile şu şekilde yapmaları aslında benim o kadar hoşuma giden bir detay oldu ki. Anlatamam. İçerideki arabanın içindeki roll barın, yani daha doğrusu roll bar olduğunu düşündüğüm parçanın ilk ayaklarını taktık. Nitromuzu taktık. Vitesimizi taktık. Direksiyonumuzu taktık ki direksiyon bu şekilde hareket ediyor. Koltuğumuzu koyduk ve ön tarafa geçmeye başladık. Yani beklediğimden çok daha iyi gidiyor bu arada. Ve eğri oturup doğru konuşmak gerekirse Paul Walker'ın arabası, yani Brian O'Connor'ın arabası Nissan GT-R R34'ten çok daha düzgün, çok daha güzel, çok daha keyifli gittiğini söyleyebilirim. Bakalım ikinci partaya geçelim, ikinci paketimizi açalım. Ve I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Fast and Furious serisinden Dominic Toretto'nun da arabasını nihayet bitirdik. Bence gayet başarılı, yine detaylar vesaire çok iyi. Özellikle kapı kolu detaylarına hayran kaldım. Şu şekilde gösterebilirim. Bu kapı kollarını da tamamıyla biz yapıyoruz. Beğenmediğim iki yer var. Birincisi camların kapalı olmaması. İkincisi de tavanın herhangi bir yere oturtulmaması. Yani direkt geçme tavan. Tamam, bu şekilde tak geçiyor. Onun dışında modelleme birebir muazzam. Gerçekten çok başarılı. Beklediğimden gerçekten daha iyi. İşte böyle yani. Daha da fazla bir şey bulamadım. Daha da fazla övecek bir şey bulamadım. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Mümkünse yorum da yaparsanız çok sevinirim. Aynı zamanda arkamda görmüş olduğunuz MT-10 SP ve altında Star Wars Fallen Order ve Star Wars Jedi Survivor serilerinden hatırlayacağınız can dostumuz BD-1'ın da Legoları halihazırda elimde. Henüz onları yapmaya başlamadım. Eğer bu videolar böyle biraz ilgi çekerse
O ikisini de yapacağım. Aynı zamanda dediğim gibi Paul Walker'ın GTR R34'ünü komple dağıtıp sıfırdan tekrar baştan yapacağım. Efendim, hepinize iyi oyunlar.